Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yanımda Lady Eli var. Geçtiğimiz videoda tanışmıştınız zaten kendisiyle. Bir önceki videoda lansmanını yaptığımız bu hayatta kalma konsepti için ortak projemiz için şehir dışından geldi buraya. Sadece bu videoyu çekebilmek için kendisine şimdi hoş geldin diyorum ben. Merhaba arkadaşlar. Bugün buraya Velespit'le yani Özgür'le tanışmaya geldim. Biliyorsunuz kendisiyle ortak projelerimiz var. Bugün burada onları tartışacağız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda güzel bir iki lansman yaptık. İlay kendi kanalında yaptı, ben kendi kanalımda yaptım. Bir hayatta kalma konsepti üzerine. Zaten siz de biliyorsunuz aşağı altına, o videoların altına çok güzel yorumlar yaptınız. Çok güzel fikirler sundunuz. Daha senin kanalında böyle birkaç ilginç fikir vardı değil mi? Uçak kazası fikri gelmişti. Evet, uçak kazasında hayatta kalma. Benim kanalıma şey var. Isızada da hayatta kalma fikri geldi. Hatta nükleer saldırı, kimyasal saldırı da nasıl hayatta kalınır gibi şeyler geldi ama... Hatta tabii, birisi kendini yaralamanla ilgili bir şey söylemişti evet, galiba. Evet, kesinlikle. Doğru. Kolumu kesip mesela değil mi? Ama kökünden buradan. Kolunuzu nasıl dikersiniz falan diye böyle. Bunlar tabii ki zor projeler. Benim için sana en mantıklayan hangisi? Ben ıssız ada gibi bir şey düşünüyorum ama ya sen ne diyorsun? Şöyle bir şey var. Bu bizim senin yapacağımız ilk proje, ilk video olacak. O yüzden bizim için en elverişlisi, en mantıklısı neyse onu kullanmamız lazım. Tabii ki diğer projeler, diğer öneriler çok güzel ama hani ilk olacağı için bizim için biraz daha hani makul yolunu seçmek daha iyi olacak bence. O yüzden hani ıssız ada ya da tekne kazası, uçak kazası daha mantıklı. Kesinlikle. O zaman ıssız ada diyelim. Çünkü ıssız adaya uçakla veya tekneyle de kazaya düşmüş olabilirsin. Yani orada evet ıssız ada olabilir. Şimdi şöyle ilerleyecek proje. Eğer ıssız ada olacaksa projemiz, İlay kendi kanalında ıssız adada nasıl hayatta kalınır ile ilgili bir video çekecek. Zaten onun konseptini biliyorsunuz. Hadi hayatta kalalım diye bir konsepti var. Ondan sonra bu nasıl hayatta kalınır kısmını oluşturduktan sonra bir tane kit oluşturacak. Ve o kiti bana gönderecek. Ve ben o kitle bir adada hayatta kalmaya çalışacağım oluyor bu durumda. Evet, ben bir video yapacağım büyük ihtimalle. İlki, yani ilk önce işte ıssız adaya düşsün nasıl hayatta kalırsınız, ne yapmanız gerekiyor, nasıl bir duruma düşersiniz. İkincisi de gerekli malzemeleri işte bir kit oluşturmak, onları size tanıtmak ve anlatmak olacak. O yüzden iki video yapmam gerekiyor. Ben de büyük bir ihtimalle iki video çekerim. Hani yani kaç gün olur sence? 3 gün, 4 gün değil mi? Ya bence en makul hani 3 gün, 4 gece. Ya da 3 gece 4 gün. 3 gece 4 gün. 3 gece 4 gün bana da mantıklı geliyor. Ben de 2 video şeklinde yaparım. 1. 2. gün ve 3. 4. gün şeklinde. Güzel bir video serisi çıkartırız. Tabii burada şimdi esas önemli olan nokta İlay kendi video kitini hayatta kalma kitini oluştururken ben ne olduğunu bilmeyeceğim arkadaşlar. Bana da sürpriz olacak. Yani kendisi söyleyecek ve kendisi kiti oluşturacak. Ondan sonra bana gönderecek. Ben de onu adada açacağım. Tabii şimdi bir de ada bulmak var. Bu ıssız bir ada bulmak var. Şöyle bir şey var. Ben tabii kiti oluştururken hani olabildiğince mantıklı olmaya çalışacağım. Hani bir tekne kazası geçiriyorsunuz. Orada evet, ne bulabilirsiniz? Evet. Elinde ne geçirebilirsiniz? Hani yani doğal olarak hani kutuya 1,5 İskender koyacak değilim yani. O yüzden hani mantıklı bir şekilde tabii ki Övgü'yü zor durumda bırakmamam lazım. Çünkü o 4 gün önce vaktini adada geçirecek. O şartları o karşılayacak. Onun için zor olmaması gerekiyor. O yüzden mantıklı, makul ve Övgü'yü zorda bırakmadan bir kutu oluşturmaya çalışacağım senin için. Kesinlikle. Ve o kutuyu ben adada açacağım. Bana kargo ile gönderecek onu İlay. Ve ben o kutuyu adada açacağım. Güzel bir video serisi olacak. Bir ortak playlist yapmaya karar verdik biz. İlay kendi videolarını oraya atacak. Ben de kendi videolarımı oraya atacağım. Yani daha önceki videoları da hesaba katarsak 6-7 videoluk bir belgesel serisi oluşuyor. Ama tabii bu ilk projemizin başlangıcı daha ileride. Aynen, daha başlangıç bu. Daha kim bilir ne projeler çıkacak. Ya işin açıkçası ben çok heyecanlıyım. Eminim İlay da çok heyecanlı. Çok heyecanlıyım. Zaten ben seninle bu konuyu hani konuştuğumuzdan beri ben sürekli bunu düşünüyorum. Bayağı heyecanlıyım bu konuda. Sizden de önerilerinizi bekliyorum. Çünkü bazen biz hani tıkanabiliyoruz. Aklımıza güzel, ilginç fikirler gelmiyor olabiliyor. Sizden o yüzden öneri ve görüşlerinizi kesinlikle bekliyorum. Ne olursa olsun sadece söylemeniz yeterli bize ki en azından bizim için bir fikir olsun. Aynen öyle. Arkadaşlar yorum yapın aşağıdan. Bizim aklımızda İlay'ın dediği gibi görmediğimiz şeyler var. Onları görmemize yardımcı olabilirsiniz. Yani biz çok eğleneceğimizi düşünüyoruz. En azından ben kendi adıma İlay da eminim çok eğlenecektir. Hatta ben yani iyi ki İlay'la tanışmışım çünkü. Kesinlikle. Daha önceki videoda da bahsetmiştim. Daha sohbet etmiştik kendisiyle.
internetten ama bugün ilk defa tanışma fırsatı bulduk. Evet. Gördüğünüz gibi çok cici, çok sevimli bir insan. daha ileride çok daha güzel videolarda, belki çok daha güzel projelerle bir araya geleceğiz arkadaşlar. Benim söyleyecek başka bir şeyim kalmadı. Senin söyleyecek bir şeyler var mı? Aynı şey övgü içine geçer kesinlikle. Övgünün yanında sıkılmıyorsun. Size anlatacak illa bir şey buluyor zaten. Eyvallah, doğru. Çok konuşuyorsun. Hayır, estağfurullah. Hayır, estağfurullah. Şöyle bir şey var. Ben biliyorsun övgü bazen hani tıkanıyoruz. Aklınıza çok iyi fikirler gelmiyor çünkü bizim de bir kapasitemiz var. Sizden ricam hani aklınıza güzel, orijinal fikirler gelirse kesinlikle bize paylaşmaktan çekinmeyin. Kesinlikle. Biz bunları çünkü okumaktan büyük zevk duyuyoruz. Hatta bu ısrar da aslında normal. Evet. Siz verdiniz bize, bu sizden kesinlikle çıkan bir fikir. Yoksa belki biz daha... Düşünürdük biz daha. Bayağı bir düşünebilirdik. Ama şimdi esas mesele ısıs adayı bulmak, o da var. Aa yani, sen daha ada bulacaksın. Evet. Artık haritayı açıp bir yer seçeriz oradan. Neyse arkadaşlar, aşağıdan yorum yapın. Bakın yukarıda bizim kanallarımızın linklerini görüyorsunuz. Karşılıklı çapraz abonelikleri yapmayı ihmal etmeyin. Benim söyleyecek başka bir şeyim yok. Bir dahaki videoya kadar esen kalın arkadaşlar. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Size söyleyeceğim şeyler var mıydı? Aynı şekilde bu daha bizim ilk projemiz. Daha çok projemiz olacak umarım. Yani evet. O yüzden takipte kalın, hayatta kalın. Görüşmek üzere.